Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yangın sistemlerinde hidrant hesabı, debisi nasıl belirlenir, pompa gücü nasıl belirlenir, hangi binalarda gerekir onu anlatacağım. Şimdi ilk önce hangi binalarda gerekir onunla başlayalım. Ben daha önceden yangın yönetmenindeki maddeleri derledim, çıkarttım. Daha kolay bir şekilde anlatmak için hazır hale getirdim. Buradan yangın yönetmenliğinin maddesinde der ki, içerisinde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşim alanlarından ayrı olarak planlanan yerleşim alanlarında yapılacak binaların taban alanları toplamının 5000 metrekareden büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılması mecburidir. Buraya kadar anladık. Şimdi benim örnek projemde 7500 metrekare binam var. 80 metre uzaklıkta pompa dairesi toprağa gömülü 4 metre, yani 4 metre toprağın altında bir pompa dairem var. Şimdi buradan hidrant sistemini tasarlayacağız. İlk önce çizimini yapmamız gerekiyor. Bor çapını falan vermeden önce çizimini yapmamız gerekiyor. Çizim kurallarına gelir isek bu binamızda orta tehlike sınıfı olsun. Binamız orta tehlike sınıfı. Şuraya da orta tehlike sınıfı olarak yazalım. Orta tehlike. Şimdi yönetmenliğimize der ki, normal şartlarda hidrantlar korona binalarda ortalama 5 ile 15 metre kadar uzağa yerleştirilir. Bu birinci kural. Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50, riskli bölgelerde 100 metre, orta riskli bölgelerde 125, az riskli bölgelerde 150 metre alınır. Şimdi ben 100 metre olarak kabul edeceğim bu projemde. 5 ile 15 demiş. Binanın uzaklığını da 10 kabul edeceğim. Bu kuralımız belli. Şimdi tasarım kuralımız belli olduğuna göre tasarımımıza başlayalım. Şimdi binamızdan köşelerden şöyle baz aldığımız zaman hidrantı kırmızı ile çizeyim. Buralara koyarsam köşelere. Köşelere koyduğumu varsayıyorum. Köşelere koyduğum zaman boruları birleştirme yapalım. Bunu da mavi renkle çizelim. Şimdi ben ne demiştim? Maksimum yönetmenimde 100 metreyi alacağımı söylemiştim. Ama 125 metre kadar da orta riskli bölgelerde kabul edilebiliyormuş. Fazla hidrant koymamak için 125'i kabul ediyorum. Orta tehlike olduğu için. 100 demiştim ilk başta arkadaşlar. Bunu eledim. Şimdi bakalım, kontrolleri yapalım. Bina boyu 100. 10 bu taraftan geldi. 10 bu taraftan geldi. Buranın uzaklığı 120. Farklı renk kullanayım. 120 metre. 120 metre de karşısı.
75 bura ise, binanın boyu ise, onar da açıklıktan gelir ise 95 metrede buralar olur. 95 metre. Arkadaşlar, şimdi iki türlü hesap yapacağım. Şimdi ring hattı olarak çizdim bu binayı. Şuradan da pompamızı bağlayalım. Şimdi bu burası da 10 buradan açıldığı için 80'den 70'e düştü. Şurası da 70 metre. 70 metre. Tasarım olarak yapmış bulunmaktayım. Yalnız binanın etrafında döndüğüm için bu ring hattı oldu. Ring hattı oldu. Şimdi burada binayı ring olarak çizdik. Şimdi iki türlü hesap yapacağız. Ring yok, ring var. Şimdi ilk hesabımız ring yoktan başlayacağız. Yani iki türlü hesabı da bu eğitimde görmüş olacaksınız. Şimdi buradan silgimi alıyorum. Hidrantımı silmeden. Bu kırmızılar hidrant. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu anda ring olmayan duruma getirdik. Şimdi hesap yapılırken ne yapıyorduk? En kritik noktayı belirliyorduk. En kritik noktamız, en uzak noktamız neresi? 70. Burası 65. 65 değil. Özür dilerim. 95. 10 daha geldi. 75. Şurası 75. Tamamı 95'ti. Burası da 20 oldu. Şimdi en uzak noktamız 70, 75, 120. En uzak hidrantımız burası. Şimdi hesap yapılırken en uzak, yani nasıl yangın dolaplarında ne kadar dolap olursa olsun 2 adet dolap açılacakmış gibi hesap yapılıyordu. Hidrant sistemlerinde ne kadar hidrant olursa olsun 1 adet hidrant açılacak şekilde hesap yapılır. Peki bunu hesap yapar iken debisi ve basıncını nasıl belirleyeceğiz? Şimdi yönetmenliğimiz bununla ilgili gene bizi bilgilendiriyor. Şimdi hidrant sistemi dizaynı debisinin en az 1900 litre bölü dakika olması şarttır. Debi binanın tehlike sınıfına göre arttırılır. Hidrant çıkışında 700 pascal olması gerekir. Şimdi her şey netleşti. Buradan debimiz 1900 litre bölü dakika. Şimdi buradan hesap sonuna kadar dümdüz gidecek. Yani buradan buraya buraya. Çap tek yapabiliriz hepsini. En kritik hattı neyse onu seçebiliriz. Şimdi buraya bir numarası verir isek birden 2'ye direkt pompaya hesap yapmış olacağız. Birden 2'ye direkt pompaya hesap yapmış olacağız. Şimdi hesap köyümüze gelelim. Daha önce hazırlamış olduğum Excel hesabında hızlı bir şekilde gideceğiz. Daha önceden formülü anlatmıştık. Bu sabit formülde debi, iç çap, bir de C katsayısı. Burada yer altından döşendiği için borular, C katsayımız değişti arkadaşlar. C katsayısı P borularda 150. Siyah çelikte de 120 idi. Bu hesabı da komple değiştirmiş olacak. Şimdi boru boyu. Boru boyumuzu toplayalım. 120, 75, 70, 190, 265 metre borumuz var. 265 metre borumuz var. Dirsek, ilk hidrantta bir dirseğimiz var. İlk hidrantta bir dirseğimiz var yukarı çıkarken. 1, 2, şurayı da dirsek sayacağız. Çünkü T gibi gözüktüğüne bakma, su tek gideceği için. 3, bir de pompanın orada da
2-3 tane dirsek olduğunu varsayarım. 6 dirsek. 6 dirseğimi buraya girdim. T'miz yok. Tek hat olduğu için. T'miz yok. Vana, bir tane kelebek vanamız olduğunu sayarım. Bir de çek vana olduğunu varsayıyorum. Toplam uzunluk, eşdeğer uzunluk 318 metreye denk geldi. Bak, normalde bor uzunluğu 265 metre. Eşdeğer uzunlukla birlikte 318.876 oldu. Buradan da basınç kaybımız 6.429 oldu. Yüksekliğim 5 metre. Ona nereden geldim derseniz, yüksekliğim 5 metre çünkü burada toprağa gömülü 4 metre, bir de hidrant yükseliyor 1 metre civarı, 5 metre. Oradan 5 metre aldık. Şimdi boru çapını analiz yapacağız. Şimdi boru çapını 90, iç çapı 90 milim seçtim. Ama onun analizini yapacağız. Şimdi akma basıncı 7 bardı. Yükseklik 13.92 bar. Bu hesap görüldüğü gibi 12 barı geçiyor. Şimdi sistem 12 barı geçmeyecek şekilde ayarlayacağız. Burada 13.92 bar hesap çıktı. Neden? Çünkü borumun iç çapı dar. Şimdi boru seçimine gelince. Boru seçimine geldiğimiz zaman şuradan bir analiz yapalım. İç çapını 100 yapalım. 11.34. Bu da çok yüksek bir değer. Ben bunu yangın dolabı değerlerine kadar yakın bir değer düşünmek istiyorum. 8, 9 barlar iyidir yani. 110, 110 yaptım. Bak, 10 barlar iyi. 120. Bu civardayı bak. 9 bar. 9 bar iyi. Şimdi iç çapı benim borumun 120 olması gerekiyor. Şimdi iç çapı. Bunu nasıl seçeceğimize gelince, ben buradan kuzey borunun kataloğunu indirdim. Şimdi iç çapı 120. Bak, burası arkadaşlar. Şurası dış çap. Şu bölüm. Şu bölüm dış çap. Şimdi hangi boruyu seçeceğiz? Şimdi genelde piyasada borularda PN 16'yı yeraltı hidrantlarında seçiliyor. Çünkü pompanın 16 barlara kadar yükselme durumları olabiliyor. Ortalama olarak piyasada bu seçiliyor arkadaşlar. PN 16, yani 16 bara dayanıklı. Şimdi şimdi burada et kalınlıkları var. Et kalınlıkları var borunun. Bunu 2 ile çarpıp buradaki değerden düşmemiz gerekiyor. Şimdi 140'lık boruya bakalım. 140'lıktan 12.7 çarpı 2 eksi 140. 114 yaptı. Bu kurtarmadı. 160'lı seçiyorum arkadaşlar. Şuradan kırmızıyla da seçeyim. 160'lı seçiyorum. Hücrenin sonuna kadar gidiyorum. 160'lı seçtim. Onun da et kalınlığı 14.6. Şimdi şuradan borum 160. Borum 160. Tabii bunu çapı Q 160 diye gösteriyoruz. 14.6 çarpı 2 eksi 160. İç çapım 130.8'e denk geldi. 130.8 milime denk geldi. Şimdi bunu Excel hesabımda 130.8'i girdiğim zaman 8.53 bar basınç kaybım var. Yani projemizi geçiyorum tekrar. Projemize geçtiğim zaman ring yok durumu için Q 160 boru
Debisi 1900 litre dakika metreküpe çevirdiğimde 60'la çarptığımda tekrar 1000'e böldüğümde 114 metreküp yapar. Boru 114 metreküpe 9 bar olarak seçiyorum. Normalde hesabım 8,53 çıktı. 8,6 bar olarak seçiyorum. 8,6 bar. 8,6 bar. Pompa seçtim. Tabii buna yangın dolabı falan da olacaktır bu binada. Yangın dolabı hattı da buradan farklı bir renkte çizecek olur isek şuradan yangın dolabı hattı binaya tek gidecektir. Buradan işte o da yaklaşık 2 inçle gidecektir. Genelde çok yüksek bina olmadığını kabul edelim. Bunun 20 metre civarı bir bina olsun. Onun da basınç kaybı 7 bar falan gelecektir. Bu da onu dengeleyecektir. Artı debimiz 114 artı 12 olacaktır. O da 126 olacaktır. Yani pompa debimiz 126'ya 8,6 bar. Ring yok hesabı bitti. Şimdi gelelim ring var hesabına. Buradan maviyi tekrar alalım. Burayı birleştirelim arkadaşlar. Burayı birleştirdik. Şimdi ring olunca sağdan ve soldan debi gelecektir. Sağdan ve soldan debi gelecektir. Sağdan ve soldan debi gelecektir. Şimdi burası uzak noktamız değişti. Burası 75'e 120, 95'e yok eşit bir nokta. Özür diliyorum arkadaşlar. Eşit oldu. Burası da 95 oldu. Pardon. Burası daha uzak nokta oldu. 20, 120, 95. Yani sağ kolumun toplamı sağ diyorum. Sağ toplam uzunluk 120 artı 95 artı 20. 235 oldu. 235 metre. Şu noktaya kadar. Ayrılma noktasına kadar. Sol kolumun ise toplamı 75 artı, burası da 195 oldu. Sol kol eşittir 195 metre oldu. Metre oldu. Şimdi hesap yapmaya gelince, şimdi sağdan ve soldan debi gidecek. Ama debiler eşit olmayacak. Bunu da ring hattı formül olarak zaten verilmiş durumda. Şimdi bu ring bölümünü çözdük. Ring olmayan bölüme geldik. Sağ, sol kalan kısımda birleşme noktasından sonraki kısım. Şimdi sağ hattın bor uzunluğunu girelim arkadaşlar. 235 metre, diğeri de 195 metre. Şurası 235 metre, 195 metre. Üzerinde birer sağdan soldan geldiği için dirseklere bakalım. Burada 1, 2, bir dirsek, soldakinde bir dirsek var. Sağdakinde iki dirsek var. 2'ye bir dirsek var. T yok. Vana üzerlerinde yok. Şimdi eşdeğer uzunluğu şey yaptık. Kalan da kalanı da şey yapalım. Kalan neydi? 70 metre. 70 metrede kalan kaldı. Dirsek kalan dairesinde 3 adet olduğunu varsayalım. Ondan sonra vana 1 adet,
Check valve 1 adet. Şimdi L büyük. Formül şu, Q1 yani büyük Q, yani büyük Q küçük tarafa gider. Yani şöyle hesap yapacak olur isek, pardon özür diliyorum. Şuradan daha anlatayım. Şimdi burası yol yakın. Buradan debi fazla gidecek. Yol uzun, buradan uzak gidecek. Basınç kayıpları eşittir ama debiler farklıdır. Bunu hangi koldan ne kadar debi geliyor onun hesabını yapalım. Şimdi 900 zaten hesapladı buradan, şu hazırdı burada. 900.987. Şimdi 1900'den 987'yi çıkardığımda 999.13 kalıyor. Yani şu kola 999.13 litre bölü dakika debi gidiyor. Bu kola ise 900 litre bölü dakika debi gidiyor. Şimdi arkadaşlar istediğiniz taraftan gidin, basınç kayıpları eşittir. Sağdan ve soldan basınç kayıpları eşittir, yalnız debiler farklıdır. Onu da bulmuş olduk. Şimdi 900'lü olan taraftan gidiyorum, yani büyük olan uzunluğu, yol uzunluğu büyük olan taraftan gidiyorum. Onun 1.2 bar basınç kaybı çıktı. Şimdi buradan kalan kısmı da hesapladık. O da 119. O da 2.4. Gerisi aynıydı zaten. 11.1 çıktı. Bu biraz yüksek basınç. Diğerine yaklaşalım. Şimdi iç çaplarla oynuyorum. 100 yapıyorum iç çapları. 9.65. 110 yapıyorum. 120 yapıyorum. Bu yaklaştı. 118. Yani diğer şeyimizde iç çapı 118 olduğu sürece yaklaştı. Şu şekilde de bir kontrolünü yapalım. Ring attığımızın. Bakalım boru çapı gerçekten küçüldü mü? Hesap bölümüne geçiyorum. Boru çaplarının iç çapı şu 125'i deneyelim. 125 kurtarmayacak. 140'ı deneyelim. 140'dan 12.7 çarpı 2 eksi 140. 114 yaptı iç çapı. Diğerine yaklaşmaya çalışıyorum. 114 yapalım bakayım yaklaşacak mı? Evet arkadaşlar. Diğerine yakın oldu. Yani 140'lık boru çapını küçülterek ring hattının faydasını görmüş olduk. Ring hattında ikinci de 140'ı seçmiş oluyoruz. 114.6 iç çapı. 140'lık boruyu seçiyoruz komple sonuna kadar. Şimdi hesap bölümümüze geçelim. Buradan ne yapmış olduk? 140'lık boruyu seçtik. Yine debimiz aynı 126. Basınçta 8.6 var. 8.6 var. Arkadaşlar görüldüğü üzere hesabımızda iki türlü hesap yaptık. Ring var, ring yok. Ring olmayınca boru çapımız yükseldi. Ring olduğu zaman da boru çapımız düştü. Yani bu maliyeti etkilemekte. Tabii bu biraz daha küçük proje.
Bunun büyük projelerde yani çevre uzunluğu 1 kilometre olanlar var, 2 kilometre olanlar var. Oralarda çok işe yarıyor. Yani o konuda ring öneririm. Ring yapılamayan binalar da var çünkü bu arkası kapalı oluyor. Mecburen ring yapmadan gitmek zorunda kalıyorsun vesaire. Her durumda bilmemiz gerekiyor nasıl hesap yapacağımızı. Şimdi yönetmenliğin şimdi şeye gelince başka bir konuya geçiyorum şimdi. Şimdi sistemde şey var ise diyelim ki su deposu yani bir de yağmurlama sistemi olduğunu varsayalım sistemde. Şimdi bir üçüncü hatta şuradan binaya gitsin. Bir üçüncü hatta şuradan binaya gitsin. Bu da şey olsun. Sprinkler sistemine gitsin. Sprinkler. Orta tel 2 olduğu için yaklaşık tahmini bir şey söylüyorum. Orta tel 2 alalım demiştim. 12 çarpı ortalama 100 litre dakika harcasa 60. Hesap yaptık. Daha önce de hidrolik hesabı anlatmıştık. 70 metreküp sprinklere gittiğini düşünelim. Şimdi gelelim. Bu üçü olduğu zaman pompa nasıl olur? Bunun da basınç kaybı şöyle son bölümümüze geçelim. Daha sağlıklı anlatmak için. Şimdi bir kolektörümüz var. Bir tane sprinklere gidiyor. S ile gösteriyorum. Bir hattımız hidranta gidiyor. H ile gösteriyorum. Bir hattımız dolaplara gidiyor. Burası 70 metreküp çıktı. Burası 114'tü. 114'tü. Burası da 12 idi. Şimdi yönetmenlik diyor ki, şimdi bunun üçünü topladığım zaman debi olarak 70 artı 114 artı 12 196 metreküp yapıyor. 196 metreküp yapıyor. Pompa debimiz bu. Gücümüz de 8,6. Hadi o şeyi geçmediğini varsayalım. Gücü geçmediğini varsayalım. 8,6 bar. Yani birbirine yakın olduğunu varsayıyorum. Farklı basınç oranları çıkarsa onunla ilgili başka bir videoda daha güzel bir konuyu anlatmak istiyorum. Şimdi burada depo ile ilgili bir konuyu anlatmak istiyorum. Şimdi yönetmenliğimizin depomuzu normalde 196 ton mu seçeceğiz? Yoksa başka bir şey mi seçeceğiz? Onu şimdi anlatıyorum. Şimdi yönetmenlik bize diyor ki o tabloyu açıyorum. X8C'de diyor ki eğer diyor bir yangın dolapları hidran sistemi var ise diyor sprinkler sisteminin debisine diyor yangın dolabında ve hidrantta ilave edilecek su debileri. Şimdi orta tehlike 1-2'de 100 litre bir dakika yangın dolabından yani 6 ton buradan gelecek. Hidranttan da 400 litre bölü dakika 6 kere 4 24 de buradan gelecek. Toplamda 30 ton ilave edebilirsiniz diyor. Depoyu bu şekilde seçebilirsiniz diyor. Yani şuraya geçer isek şimdi 70 ton olacak. Bunun İkisinden de diyor 30 ton ekleyebilirsiniz diyor. Toplam 100 ton su deposu seçebilirsiniz diyor. Şimdi bunun minimum kontrolünü de bu tablodan yapacağız. Şimdi biz hesabımızın başında 20 metre yükseklik demiştik.
Binamızı 20 metre demiştik. Şimdi üçünün birlikte olduğu yine bir tablo var. H, orta tehlike 2'de. H hangi aralıkta? Burada 20 metre. 20 metre. En az su deposu hacmi diyor. Ve buradan da bunu doğrulamamız gerekiyor. Yani çoğumuz belki bunu bilmiyordur. Bunlar doğrulama için gerekiyor. Yani -8A tablomuzda bunu şey yapıyor. -8C buydu. -8A da buydu. Yani -8C'ye göre -8C'ye göre 100 ton gerekiyor. -8A'ya göre de 125 ton minimum diyor. Ama şu 100 tonu seçebilirsiniz diyor. 100 tonu seçebilirsin diyor. Şu şartı sağlıyorsa diyor. Ama 125 ton diyor minimum olması gerekiyor diyor. O zaman seçimimiz nasıl oluyor? Debimiz, pompa debisi 196 metreküp. Pompa debisi olacak saatte. Gücü de 8.6 metreküp olacak. Tabii buna bir de jokey seçilmesi gerekiyor. Jokey de kaçakları sularını karşılamak için gerekiyor. 5 metreküp de jokey olsun. Onun da gücünü 1 bar yukarı seçmemiz gerekiyor. Genelde öyle alınması gerekiyor. O da 9.6 bar. 9.6 bar. 9.6 bar. Ya bu 5 metreküp, 2 metreküp de olabilir. Yani küçük kaçaklar için, yani o 1 metreküp kaçak bile yoktur yani. Genelde standart 5 metreküp çıkarılıyor fabrikalar tarafından. Depo hacmim de 125 ton seçildi. Yani burada depomuzu küçültebiliyoruz. Umarım bu videoda faydalı bilgiler vermeye çalışmışımdır. Yani gücüm nefesimin yettiği kadar. Garibim bu arada. Eğitimi hazırlamaya hasta da olsak devam ediyoruz. Bu bilgileri beğendin isen bu kanala abone olmayı unutma. Bu sayfayı paylaş. Bu sayfayla birlikte hem siz kazanın hem ben kazanayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.